Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden Sırplara yönelik ilk uyarı gelmiş oldu. Detaylara bakalım. Geçen gün yayınladığımız haberde Bosna'da Cumhurbaşkanlığının Sırp üyesi Dodin ayrılmakla tehdit edip kendi ordusunu kuracağını açıklamıştık. O açıklamadan bir gün sonra Alija Izetbegović'in oğlu Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ülkemize gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş ve bir gün sonrasında ise Bosna Hersek Cumhurbaşkanı'nın Boşnak üyesi Seferovic Azerbaycan'a gitmiş ve İlham Aliyev'le görüşmüştü. Yani iki Türk ülkesi Bosna'nın yanındayız mesajı vermişti. Bunu hatırlatalım. Düzenli bir Sırp ordusunun oluşturulmasına gelince zaten 2 yıldır jandarma şeklinde vardı şeklinde Dodik açıklamalarda bulunuyor. Bu yüzden artık hiçbir şey esaslı bir şekilde değişmeyecek. Bosnalı Sırp liderin bu tavrının arkasında kötü yalanlar, Putin'in hamleleri, özellikle Doğu Ukrayna, Trandyanslar ve Balkanlara hazırlanan Rus ordusunun olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda ülkemiz Türkiye'den Sırplara ilk uyarının geldiğini söylemiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'ndan resmi bir bildiri paylaşılıyor. Kardeş ülke Bosna Hersek ve asil Boşnak halkı asla yalnız değildir. Türkiye eski Türkiye değildir. Dayton Anlaşması nedeniyle devlet yapısının işleyişinde yaşanan zorluğu fırsata dönüştürmek isteyen, kaos ve savaş isteyenlere rağmen sağduyunun galip geleceğine inanıyoruz. Tüm bu yaşananların ardından katillere ödül verircesine uluslararası kamuoyunun baskısıyla imzalanan Dayton Anlaşması ve beraberinde Bosna Hersek'i içine alan başarısız sistemin sürüklediği belirsizlik, istikrarsızlık devam ediyor. Çok değil, bundan sadece 29 yıl önce Bosna Hersek'te yaşananları bugün birileri yine yaşatmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ülkeyi parçalamak, uğruna binlerce kahramanın şehit düştüğü toprakları yine almak şeklinde açıklamalarda bulunulmuş. Ülkenin 3 devlet başkanından biri olan Sırp Milorad Dodik'in son günlerdeki açıklamaları ve girişimleri Bosna Hersek topraklarının %49'unu elinde bulunduran Sırp entitesinde ordu kurulacağına dair ifadeler bize bunu hatırlatıyor. Avrupa'nın orta yerinde Yugoslavya Halk Ordusu'nun tüm ağır silahlarıyla savunmasız sivillerin üzerine geldiği Sırp çetnikleri ve onun işbirlikçilerini nokta nokta şeklinde yazılmış. Bugün ne Bosna Hersek, ne eski Bosna Hersek, ne de Boşnaklar, eski savunmasız ve çaresiz Boşnaklar, kendileri artık bizim güvencemiz altında. Boşnaklar her zamankinden daha güçlü, inançlı ve kararlıdır. Minarelerde ezan sesinin dinmemesi için bir nesli feda etmiş Boşnaklardan bahsediyoruz. Boşnaklar kendilerine medeniyet dersi vermeye çalışanlardan çok daha medeni, Avrupalı ve insan haklarına saygılıdır. Yanı başlarında olanlara gözünü, kulağını tıkayanlara göre çok daha duyarlılardır. Bundan ötürü ki Alija Izetbegović'in evlatlarının ne savaştan ne düşmanlardan zerrece korkusu yoktur. Ancak Balkanlarda patlayacak bir merminin bölgeye geri dönüşü olmayacak bir yola sürüklenecektir. Bunun önüne geçilmesi her şeyden önce insanlık vazifesidir. Uluslararası toplumun bu topraklarda bıraktığı acı tecrübeler göz önüne alındığında Bosna Hersek'in Türkiye'den başka dayanağı, dostu ve kader ortağı yoktur. Ana vatanımızın desteği Bosnalı ve Sancaklı Boşnaklar için en büyük güçtür. Bosna Hersek'in ve Boşnakların yalnız olmadığı, savaş tamtamları çalanların ve onların perde arkasında destekleyenlerin dikkatine sunulmaktadır. Ay yıldızın gölgesinde huzur bulan muhacirlerin en büyük dileği ata topraklarını emanet ettikleri kardeşlerinin de aynı huzura sahip olmasıdır şeklinde ülkemizden en sert açıklamanın geldiğini görmekteyiz. Bu kapsamda ilginç bir biçimde Yunan basını da haber yaparak Bosna'yı desteklemiş. Haber şu şekilde: öncelikle Bosnalı Sırp liderin ordusunu hazırlarken ayrılıkla tehdit ettiğinden bahsediyor. Moskova'nın ısrarı üzerine Balkanlarda tüm Sırp nüfuslu bölgeler entegre edilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Sırplar tarafından Balkanlarda feci gelişmeler yaşıyoruz. Bu planın başlangıcına işaret eden net hamleler, özellikle Sırp tarafının Bosnalı Sırp lider tarafından yapay Bosna Devleti'nin içinde ordu kurulması
konferansıyla gerçekleşiyor. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Dayton Barış Anlaşması'nın orijinal biçimine geri getirilmesi ve ülkedeki siyasi krizi yoğunlaştırması halinde Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini duyurdu. Bosnalı Sırp lider ülkeyi Ruslara teslim etmek istiyor. Dodik, Bosna Hersek'te yetkili ilaç ve tıbbi cihaz servisinin yetkilileriyle görüştü ve Sırp Cumhuriyeti'nin bünyesinde kurulacak kişilere yönelik şu cümle kullanılmış: düzenli bir Bosna Sırp ordusunun oluşturulmasına gelince jandarma zaten bu şekilde hamlelerde bulunuyordu. Dolayısıyla sürpriz olmayacak. Milorad Dodik bir adım daha ileri giderek Avrupa Birliği'nin 7 ülkesinin Bosnalı Sırpların bağımsızlığını ve büyük bir ülke olan Rusya'nın kendilerini desteklediğini ifade etti. Bosnalı Sırp acil durum bildirisi yayınlayarak Sırp tarafının belirli devlet yetkilerini üstlenerek özellik derecesine geleceğini duyurdu. Bosna Hersek Demokratik Partisi Hareketi Başkanı Bekir İzetbegović ise ülkenin güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğunu belirterek kendi tüfeklerimizi yaptık, 100 ila 200 bin askerimizi çok hızlı bir şekilde konuşlandırabiliyoruz, İYA'larımız var, geliştirme aşamasında bulunuyoruz şeklinde Sırplara uyarıda bulundu. İzetbegović, Boşnaklar ve Hırvatların Sırpların maceracı ve istikrarı bozan tutumuna karşı çıkmak için birlikte çalıştığını ifade ediyor. Bosna Hersek'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı'nın özel temsilcisi Palmer ise Avrupa Dış Eylem Servisi Direktörü Angelina ile görüştü. Ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğin ifade edildiği belirtiliyor. Gerçi Amerika hep böyle açıklama yapıyor, daha sonrasında arkadan iş çıkarıyor. Dolayısıyla bu açıklamaya da inanmıyoruz. Bu ülkede mevcut savaş senaryosunun her zamankinden daha yakın olduğunu, NATO'nun harekete geçmesi gerektiğini ifade ettikleri de belirtiliyor. Rusya'nın özellikle Bosnalı Sırpları yoğun olarak desteklediği, Ruslarla Sırplar arasında resmi bir anlaşma yapıldığı ve bunun garanti altına alındığı da ifade ediliyor. Görüldüğü gibi Bosna'daki son durum bu şekildeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayınlanan bildiri mektubuna çok sayıda kurumun da imza attığını görmekteyiz. Örneğin Türkiye Bosna Sancak Derneği, Rumeli Türkleri Vakfı gibi burada görmektesiniz. Çok sayıda dernek buraya imza atmış durumda. Zaten Bosna halkının yalnız olmadığını söyleyebiliriz. Ama şu ana kadar ülkemiz ve Azerbaycan dışında dünyadaki hiçbir Müslüman ülkeden Bosna halkına destek gelmediğini de görmekteyiz. Bu da üzücü bir durum. Evet dostlar, Aliya İzetbegović'in anısına tabii ki de sonsuza kadar Bosnalı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah Bosna Hersek halkının yardımcısı olsun. Hoşça kalın. Ah lan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz.